Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'nin birlikte hazırlamış olduğu ana haber bültenine hepiniz hoş geldiniz. 30 Ağustos Zafer Bayramı Nevşehir'de düzenlenen resmi törenle kutlandı. Nevşehir Valiliği Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan program, İkinoğlu Çim Saha'daki etkinlikleriyle devam etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı Nevşehir'de düzenlenen resmi törenle kutlandı. Nevşehir Valiliği yönü Atatürk Anıtı'na çelenklerin bırakılmasıyla başlayan program, İkinoğlu Çim Saha'daki etkinlikleriyle devam etti. Büyük Zafer'in 100. yılı 30 Ağustos Zafer Bayramı Nevşehir'de düzenlenen resmi törenle kutlandı. Tören, hükümet konağı önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda başladı. Törene, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Bahittin Murat Yakın, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel ve Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam etti. Ardından Vali Becel, valilik makamında tebrikleri kabul etti. 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kompleksi, İkinoğlu Çim Saha'da devam etti. Kutlama etkinlikleri Vali Becel'in törene katılanların bayramını kutlaması ile başladı. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun gençler. Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile devam eden etkinliklerde ilk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunması sonrası jandarma personeli tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı. Konuşmanın ardından Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi 30 Ağustos temalı şiir okudu. Başlar dimdik, gözler çelik, yüzler toz. Şiirin okunması sonrası Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibi katılımcılara seyir zevki veren gösterilerini sergiledi. Halk Oyunları ekibinin ardından Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü okçuları gösterilerine başladı. Okçular hedeflerini 12'den vurdular. Okçuların ardından tekvando ve jimnastik gösterileri kutlama etkinliklerine katılanların beğenisine sunuldu. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan eğitimli köpek gösterisi ise izleyenlerin büyük alkışını aldı. Rüzgar atlı eğitimli köpeğin hünerleri ilgiyle izlendi. Kutlama etkinlikleri programa katılan sporcular, askeri personel ve öğrencilerin geçişiyle sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Yönetimi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl kutlamaları çerçevesinde Cumhuriyet Halk Partisi Nevşehir İl Yönetimi Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Nevşehir Valiliği önünde düzenlenen programa Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Kamil Gülmez'in yanı sıra çok sayıda partili katıldı. Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan'ın bu programda yer almaması akıllara, vekil parti içerisinde bir kopukluk mu yaşıyor? Sorularını getirirken İl Başkanı Kamil Gülmez çelenk sunumu yaptı. Program sonunda ise Başkan Gülmez şu açıklamalarda bulundu. Gazi Mustafa Kemal Paşa Sakarya'ya milletin tesise dönük tarihini yemiş ve Anadolu'dan düşen yerleştiri durdurmuştur. 23 Ağustos 1921 gününden 13 Eylül 1921 gününe kadar 22 gün 22 gece aralıksız devam eden Sakarya Meydan Muharebesi aslında Büyük Taarruz'un ilk safhasıdır veya Büyük Taarruz Sakarya'nın devamıdır. Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk 26 Ağustos sabahı başlayan Büyük Taarruz'un Kocatepe'den Sevgi'yi ilan edecektir. Kocatepe, Yunan ordusunun savunma hatlarına oldukça yakındır. 26 Ağustos günü başlayan Büyük Taarruz 30 Ağustos 1922 günü icra edilen Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle sonuçlanmıştır. Yunan ordusunun büyük kısmı imha edilmiş veya esir alınmıştır. Büyük Taarruz'dan elde edilen zafer tam bağımsızlığa ve barışa giden yolun başlangıcı olmuştur. Sakarya Meydan Savaşı ile düşmanın yerleşimi durdurulmuş, ancak düşmanın işgali altında bulunan yerlerde düşman, halka, insanlık dışı, işkence ve zulüm yapmıştır. 3 yıl 2 ay işgal tabisi sürmüştür. İlk toplu katliam Aydın'da yapılmıştır. İnsanları camiye toplayarak ateşe vermişlerdir. 106 kişi diri diri yanmıştır.
son nefesini verene kadar tecavüz edilen kadınlar vardır. Yaşadıkları nedeniyle aklını yitiren kız çocukları vardır. Kadınları çırılçıplak sokaklarda gezdirmişlerdir. İngiliz konsolosu İzmir'de yaşananları Londra'ya yapalı derken şöyle demiştir. Yunan vahşeti korkunç. İnsanların eline kürek veriyorlar, kendi mezarlarını kazdırıp sonra da sürgüleyip mezara yıkıyorlar. İzmir'de çocukların kafasına benzine bulanmış çapuk bağlıyorlar, tutuşturup çığlık koşturarak çocukların çırpınarak ölümlerini seyrediyor diyordu İngiliz konsolosu. Halkı böyle bir işkence ve kaostan kurtarıp yurdumuzu düşmanlardan kurtaran Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlardır. Onları bir daha saygı ve minnetle anıyoruz. Ne yazık ki camilerimizde 26 Ağustos Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'e bir Fatiha bile okumayan Diyanet İşleri Başkanlığı'ndır. Cami hutbelerinde bu topraklarda yeniden ezan okunmasını sağlayan Atatürk'ün adını almayan, yolsuzluklara, yağmaya, talana kulak tıklayan, tüyü bitmemiş yetim hakkının devletin soyulmasına göz yuman, camide miting yapılmasına, mihrapta seçim konuşması yapılmasına izin veren, camilerimizi parti teşkilatına çeviren, dinimizi böylece siyasete alet edenlere hesap soracağız. Zaferimizin 100. yıl dönümünü, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve bağımsızlık yolunda destan yazan Türk kahramanları saygı ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zaferi çağdaş uygarlık düzeyine çıkmak ve emperyalizme karşı verilen mücadelenin askeri alandaki başarısıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bu ruhla kutluyoruz. Tekrar bayramımızı kutluyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nevşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan Ahmet Şafak konseri bu akşam saat 8.30'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilecek. Nevşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek olan Ahmet Şafak konseri bu akşam saat 8.30'da Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde gerçekleştirilecek. Tarihi Zafer'in 100. yıl dönümünde Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel kutlama programında sevilen sanatçı Ahmet Şafak, sevilen şarkılarını Nevşehirliler için seslendirecek. Muhteşem sesi ve şarkılarıyla Ahmet Şafak'ı hayranlarıyla bir araya getirecek Nevşehir Belediyesi'nin konser programı bu akşam Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi önünde saat 8.30'da başlayacak. Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen konser ile Nevşehirliler 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu dolu dolu yaşayacak. Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, sevilen sanatçı Ahmet Şafak'ın sahne alacağı 30 Ağustos Zafer Bayramı konserinde tarihi zaferin coşkusunu hep birlikte yaşayacaklarını vurgulayarak tüm hemşehrilerini bu özel programa davet etti. Nevşehir'de yabancı plakalı araçların karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Nevşehir'de 2 yabancı plakanın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Nevşehir Köprübaşı mevkiinde geçtiğimiz gün akşam saatlerinde 2 yabancı plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Uzun süre trafiğin tıkandığı kavşakta polis ekipleri uzun uğraş verdi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulans ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kazaya karışan araçlar ise çekici marifetiyle otoparka çekildi. Nevşehir'in Enişlek Caddesi gece saatlerinde adeta yarış pistine dönüyor. Hal böyle olunca güzergahta oturan vatandaşlar çileden çıkıyor. Nevşehir'in Enişlek Caddesi gece saatlerinde adeta yarış pistine dönüyor. Hal böyle olunca güzergahta oturan vatandaş çileden çıkıyor. Son 5 yıldır artan araç sayısı nedeniyle sürekli sorun haline gelen Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki trafik bir türlü çözüme kavuşturulamıyor. Bunun üzerine bir de modifiye araçlar ve abartı egzozlu motosikletler gece saatlerinde bu güzergahta yarışmaya kalkınca olanlar oluyor. İnsanlar egzoz sesinden uyku nedir unuturken yetkili mercilerin bu yol ile ilgili bir plan, bir projesinin olup olmadığı merak ediliyor.
Hatta bu kendini bilmez sürücüler, yarış esnasında hastaneye hasta taşıyan ambulansları dahi zaman zaman tehlikeye sokabiliyor. Nevşehir Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğü başta olmak üzere tüm yetkili birimleri bu yol ile ilgili harekete davet eden mahalleliler, özellikle gece geç saatlerinde yolu boş bulan bazı araç sürücüleri ve motosikletler burayı yarış pistine çeviriyor. Emniyet Müdürlüğü ekiplerimize bu konuda birçok kez ihbarda bulunduk. Ancak bir türlü bu seslerin kesilmesini engelleyemedik. En son çare olarak özgür basına konuşmayı tercih ettik. Evimizin bu yol üzerinde olması suç mu? Hafta içi, hafta sonu hiç fark etmiyor. Uykularımız, huzurumuz gecenin bir vakti ansızın bölünüyor dediler. Şimdi karşınızda İç Anadolu bölgelerinde beklenen hava sıcaklıkları. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. ...31 Ağustos Çarşamba... ...İç Anadolu bölgelerinde tahmin edilen hava durumu... ...Nevşehir Merkez... ...en düşük sıcaklık 14... ...en yüksek sıcaklık 34... ...Kayseri... ...en düşük sıcaklık 15... ...en yüksek sıcaklık 35... ...Kırşehir... ...en düşük sıcaklık 17... ...en yüksek sıcaklık 33... ...Niğde... ...en düşük sıcaklık 16... ...en yüksek sıcaklık 34... Aksaray, en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 36. Yozgat, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 33. Konya, en düşük sıcaklık 14, en yüksek sıcaklık 34. Sivas, en düşük sıcaklık 16, en yüksek sıcaklık 34. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. 30 Ağustos Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler. Merkez Akün Eczanesi Lale Caddesi. Merkez Özlem Eczanesi 15 Temmuz Mahallesi. Acıgöl Papatya Eczanesi. Avunus Bağdatlı Eczanesi. Derinkuyu Haliloğlu Eczanesi. Gülşehir Meltem Eczanesi, Hacı Bektaş, Hacı Bektaş Eczanesi, Kuzaklı, Kaya Eczanesi, Ürgüp, Aydan Eczanesi. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla hazırlamış olduğumuz döviz ve altın fiyatları. Özaltın Sarrafiye'nin katkılarıyla döviz ve altın fiyatlarını sunarız. 30 Ağustos Salı, döviz ve altın fiyatları, gram altın alış 1019 lira, gram altın satış 1022 lira, çeyrek altın alış 1657 lira, çeyrek altın satış 1666 lira, euro alış 18.23, euro satış 18.26, dolar alış 18.21, dolar satış 18.22. Nevşehir Anadolu RTV ve Kent Haber Gazetesi'ni birlikte hazırlamış oldu. Ana haber bülteninin sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek üzere, hoşça kalın.